Hamdi Bey, başınıza nə gəlibdi? Danışa bilərsiniz, bizə anladın zəhmət olmasa. Nə baş verib? Zaur Bey, 9. ayın 20'sine 2020'de Nuray Bayramova ile tanıştık. Kız kardeşi Kimle? Vardı, karşı komşumdu. Adı nedir? Nuray adlı Nuray, bir Nuray Bayramova. Nuray Bayramova, aha. Evet. Kız kardeşiyle gelmişti. Karşıda tanışmıştık. Karşı karşıyaydı evimiz. Türkiye'de? Türkiye'de, evet. Aha. Orada konuştuk, tanıştık. Kız kardeşi sonradan karşı çıkmaya başladı. Yani ilk önce tamam dedi. Annemi babamı gönderecektim ben hissetmeye. Tamam dedi. Ondan sonra yan cızmaya başladı. Yani istememezlik oldu. Aha. Ondan sonra Nuray'la tartışma yapmışlar. Çıktı. Beni aradı. Beni istiyor musun Hamdi diye. Ben de tamam dedim, isterim ama dedim yüzümü kara çıkartma. Bak benim bu 3. evliliğim dedim. Zaur Bey, ben gerçekleri söyledim. Durumumu da söyledim. Benim maddi durumum pek iyi değil dedim. Aha. Başka geçenleri anlattım. Bırakıp gideceksen dedim, ben kimseye bir derdimi anlatamam dedim Zaur Bey. Kimsenin de yüzüne bakamam ben buralar dedim. Yok dedi, sen bana sahip çık dedi. Ben ölüne kadar yanındayım dedi. Tamam dedim. Ondan sonra yanımıza geldi işte, beraber olduk. Yani evimizdeydik, evimize geldik. 1,5 yıl onunla nikahıyla yaşadık Zaur Bey. Oturum, bu süreçte de oturum falan aldık işte. Ondan sonra bekarlık kağıdını getirdik konsolosluktan. Aha. Ondan sonra 7. ayın 30'unda da resmi nikahımız oldu. Aha. 6 yaşında kız balası vardı. 1 yıldır ağlıyordu. Yani beni hiç tanımadığı yerde ata annemi çok özledim. Ne olur annemi getir. Ne olur annemi getir diye yalvarıyor. Çocuk ağlıyordu. Benim de 10 yaşında bir balam var erkek. Yürüyemiyor. Ellerinizi öper. Ben de biliyorum çocuğun ne olduğunu. Tamam Allah. Sözüm söz dedim. İş yerindeki arkadaşıma 15.000 TL kredi çektirdim Zaur Bey. 15.000 TL. Hı hı. 15.000 TL kredi çektirdim. Daha halen taksitten ödüyorum arkadaşa. Uçak biletini aldım. 10. ayın 27'sinde Bakü'ye, Azerbaycan Bakü'ye uçak bilet aldım Ankara'dan. Ben Hamdi Bey, çok özür dilerim. Deməli Nuray'ın ilk evliliğinden bir kız çocuğu da var. Mən belə başa düştüm, evet, değil mi? Evet, doğrudur, doğrudur. Aha. Zaur Bey, gelmeden önce şunu da söyleyeyim. Ben can güvenliğim olmaya geldim ben oraya. Ölüm tehdidiyle geldim ben oraya. Ben senin için ölme bile varım dedim. Ben çıktım Bakü'ye geldim. Çok tehditler geldi bana oradan. Aha. İlk eşimden çok tehditler geldi bana. Hatta polise de gittim. Nuray'ın birinci hayat yoldaşından size tehditler gelirdi. Evet, evet. Kız kardeşi de istemiyordu ya Zaur Bey. Kız kardeşi benim numaramı vermiş. Ankara'dayım. Kulağını keseceğim. Boğazımı keseceğim. Nuray aparmaya geleceğim demişti. Ben de gel al dedim. İşte ağız münakaşa çizikti. Polise gittim, ben şikayet ettim zaten. Polis tutanakları da elimde hepsi. Aha. Neyse, Zaur Bey 10. ayın 27'sinde 2021'de Bakü'ye geldik. Sumqayıta. Eniştesi orada. Bir aha. Villada görevliymiş. Aha. Oraya geldik. Annesi orada. Kız kardeşi var işte. Çocuğu var, balası. İlk gün hiçbir şey yiyordu. Gül oynaya geçindik. 2. gün Sumqayıta gittik, gezdik, yemek falan yedik. 3. gün affınıza sığınarak diyorum Zaur Bey, yanlış anlamayın, belki gençsiniz siz de. Yani ben alkol aldım, eşimden de izinsiz hiçbir zaman hiçbir şey yapmadım ben bu 2 yıl içinde. İyi de yapsam söylemişimdir, kötü de yapmışsam söylemişimdir. Nuray dedim, ben yanlış anlamayın, biri alacağım dedim, tamam dedi. Yani haberi ola. Ondan sonra aldım 3 tane içtik. Sıkıntı yok. Ertesi gün eniştesi, Hacı diye isminde eniştesi var. Ben illa diyor bacanak diyor kafeye gidelim. Ben özür istedim. Enişte nedir? Bacısının eri. Aha. Aha. Evet, evet, bacısının eri, biz de enişte diyorlar Zaur Bey, özür dilerim. Aha, aha. Buyurun, buyurun, buyurun. Aha. Eniştesi kafeye gidelim diyor. Ben yok diyorum. Nuray da diyor ki oradan ısrar diyor Zaur Bey. Bana ki git diyor, iyi diyor, açılırsın diyor, eğlenirsin diyor. Ben aha. Yok gitmem diyor. Zorla götürdü eniştesi beni. Zaur Bey, benim en çok zoruma giden oradaki bayan çalışana aşağıya inmiş eniştesi olacak beyefendi Hacı Bey. Bu Türkiye'den geldi, iş adamı bunu kandır demiş benden için. Benim haberim yok. Bunu yapan bacanağım yani. Aha. Numaramı falan vermiş. Nuray da hasta. O gün evde kalıyoruz. Aha. Baktım Zaur Bey, hani kafeye gitti, kızı gördük ya. Aha. Baktım, bildim. Hemen meşgul attım. Yemin şart ederim bak size, Allah da şahit. Meşgul attım. Zevk ediyorum, niye açmıyorsun? Özünü göster yazmış. Yazışmayı da sildim. Vallahi billahi yazışmayı da sildim Zaur Bey. Engelledim direkt, hiçbir kelime konuşmadım. Hı hı. Yazışmalarda ne var idi? O kafede gördüğünüz kızla ne yazışmıştınız? Özünü göster yazmış. Ben yazışmadım Zaur Bey. Kendi yazmış, görüntülü aradı. Ben meşgul atınca, yani kabul etmeyince özünü göster yazmış. Aha. Ben de direkt engelledim, yazışmayı falan sildim. WhatsApp'ta da engellemede görünüyor Zaur Bey. Böyle böyle. Ha, ben hiçbir şey, ben karımdan, eşimden hiçbir izinsiz bir şey yapmadım. Başıma da gelse söylüyordum ben. Aha. Ondan sonra Azeri sel almıştık Zaur Bey sizin oradan internet için. Aha. Türkiye hattı çekmiyordu ya. İnterneti eşim benden kullanıyordu. Akşam işte kız kardeşiyle 2-3 arada oturuyorlardı. Telefonumu ver diyordu. Tamam dedim. O da engelleme listesinde ya Zaur Bey, o kafedeki kız. Aha. Heh, onu görmüş, bahane etmiş. Bilmiyorum artık, 3 gündür gece 3'lere kadar konuşuyorlardı Zaur Bey. Ben yatıyordum içeride, sıkılıyordum. Eniştesi girip çıkıp gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Şekilleri değişmeye başladı. İlk 3 gün hiçbir şeyimiz yoktu. Gezdik, tozduk, eğlendik. Annesine kıyafet aldım, çocuğuna kıyafet aldım. Helal hoş olsun ben başına. Yeğenlerine kıyafet aldım, üzülmesinler diye, giysinler diye, yazık diye. Hepsini ben elimden geleni yaptım. Parfümlerine kadar getirdim Zaur Bey, ben Türkiye'den. Aha. Ama gecenin 3'ünde benim o gün geç saat 3, Zaur Bey yanlış anlamayın, siz de evlisiniz. Ya dedim, eşin içeride yatıyor dedim. Benim söylemek istediğim bu. Eşin içeride yatıyor. Nuray ayıp dedim. Sen burada telefonla konuşuyorsun. Annen karşımda, ben utanıyorum dedim. Annesi de karşımda yatıyor Zaur Bey. Aha. Ben çekiniyorum. Ya ayıp dedim. Oradan hani Zaur Bey bir almıştım demiştim ya size. Aha. Ha, 5 tane almıştım. Birer tane de ablası istemişti bir tane. Bir tane de bu içmiş. İçinden 2 tane kalmıştı. Kafalar da iyi. Aha. Bana telefonu gösterdi. Bu kim dedi. Ben açıklarım dedim sana dedim. Ondan sonra tamam dedi, neyse tartışmayın dedi. Bacanağım tuttu işte Hacı Bey. İçeriye girdiler. Telefon o arada Zaur Bey telefonu verdi dedim ya, internet bağlıydı ya. Evet. Bunlar içeride. Aha. TikTok falan. Telefonun içindeki bütün bilgiler silinmiş orada. Geceleyin. Hiçbir kanıt kalmamış kendi resimlerine kadar. Ben böyle başa düştüm ki sizin bacanağınız bir kadını evet, öğredip size mesaj yazdırıp ve daha sonra hanımınız da bundan elbirdi. Onlar bunu eleyipler ki sizden canlarını kurtarsınlar. Ben böyle anladım değil mi? Hayır. Zaur Bey, ben kesinlikle mesaj yazmadım o bayana. Aydındır. İndi siz bizden Hamdi Bey ne istiyorsunuz? Yani isteğiniz nedir? Müracaatinizin kökünde ne dayanır? Zaur Bey paramı uğurladı ya. Ben 2 gün oralarda rezil oldum. Ben Türkiye'den borç pul istedim. Arkadaşlarımdan. Ben zorlukla geldim Türkiye'den. 2 gün ben oralarda gezdim. Kaldığım otelde istiyorsanız kartına kadar var. Vereyim, soruşturabilirsiniz. Ben sadece boşanmak istiyorum Zaur Bey. Ben aldatıldığımı, yani beni dolandırdıkları, evime geldiğimde bir tane çorabı dahi kalmamış Zaur Bey. Hepsini götürmüş. Ben yani siz kocasısınız, yanlış anlamayın Zaur Bey. Eşinizin bavulunu açıp da bakabilir misiniz? Giderken. Parmağınızı ekrandan çekin, sizi görebilmirəm. Parmağınızı ekran. Aha tamam. Pardon. Zaur Bey. Siz Türkiye'de harda oturursunuz? Siz Türkiye'de harda yaşıyorsunuz? Kayseri'de oturuyorum Zaur Bey ben. Kayseri. Kayseri'de. Evet. Aha. Hal-hazırda sizin nigahınız pozulmuyub, mən belə başa düşdüm. Yok bozulmadı daha Zaur Bey. Ben eşinizle daha sonra bir anlaşmaya gelme istediniz mi? Yani barışak dediniz mi? Bu şeyleri bir geride koyak dediniz mi? Yoksa onlar bunu istemediler. Ne baş verdi bəs? Zaur Bey, ben paramı aldılar o gün akşam. Kaynanam deriz biz, kızın annesi, Nuray'ın annesi, eniştesi beni kovdular. Ben parasına pulunda değilim Zaur Bey. Benim anneme, yani Nuray öyle küfürler etti. Benim çok ağrıma gitti. Ben kız kardeşlerime çok küfürler etti. Benim çok ağrıma gitti. O çocuklar, annem yapmadığı iyilik kalmadı burada Zaur Bey buna. Siz tek gelmiştiniz Bakı'ya. Efendim? Tek gelmiştiniz Bakı'ya, tek gelmiştiniz. Tek geldim evet. Evet. Neçe gün kaldınız döndünüz? Neçe gün kaldınız döndünüz? 3 gün kaldım. Bəs Hamdi, siz 3 gün burada olduğunuz müddətdə karınıza nədən bunları mənə yapırsan? Nəyə görə belə edirsən? Axı sən gələndə ölümü də gözə alıb gəlmişdin demədinmi? Sormadınmı? Nə dedi onun cavabında? Zaur Bey, Özür dilerim, lafınızı kesiyorum Zaur Bey. 3 gün içinde hiçbir şeyimiz yoktu. Gül oynaya geldik. Biz resimlerde ekibiydik. Yani hiçbir sıkıntımız yoktu. Gülüp oynuyorduk biz 3 gün. O aha gün gece o telefonda numarayı buldu ya, kafeye gittik ya biz. Evet. O gün gece ne olduysa oldu Zaur Bey. Siz hemen onu aparıp o kafede o kadınla tanıştırıp bak bu kadındır ben hiç onu görmemişim gel danış dediniz mi? Tanıştırmadım Zaur Bey. Eniştesine de dedim. Ya dedim hacı bak benim yuvamı yıkıyordum. Eniştesine anlattım ben bunu. Ya açıkla dedim. Eniştesi açıklıyordu. Aha. Nuray orada dedi ki sen dedi karışma bizim işimize dedi. Hiçbir şeye karışmıyorsun sen dedi. Nuray'a orada. Aha. Yani Nuray ısrarla söyledi ki ben inanırım sen ki sen hıyanet etmişsin dedi. İhanet ettiğini evet, söyledi. İhanet etmedim Zaur Bey. Hiçbir zaman ihanet etmedim. İhanet İstersen etmediniz. Bəs neden o zaman yaxşı siz özünüze bir soru sordunuz mu ki Nuray neden bunu yapsın? Ne için etsin bunu? Çok sordum. Ama ihanet yapmadım Zaur Bey. Bir kötü kelime de kullanmadım. Nuray'ın derdi benim anladığım kadarıyla Azerbaycan'a gitmekmiş. Zaur Bey. Ve seninle ben böyle başa düştüm ki sen düşünürsen ki Nuray Türkiye'ye geldi, oturma izni aldı, senden bir formal bir evlilik yaptı. Daha evet sonra sen gerekmedin, artık senden üzülüştü. Her şey bitti. Aynen benim aklıma gelen o Zaur Bey. Aklına yanlış gelen anlama bu. Sizin içinizde bir sevgi var mı Nuray'a karşı hal-hazırda? Çok seviyordum Zaur Bey. Yemiyordum. Bak bir şey istiyordu. Yemin ederim param olmuyordu. Arkadaşımla buluyordum, buluşturuyordum. Borç harç. Sırf gönlü kırılmasın. İstediği olsun diye. İstediğini kadar aldım. Tamam. Ben istiyordum ki Nuray giller de bize koşulsunlar. Eğer Nuray Hümmət kızı Bayramova, eğer ekranda evet özünü görürse, Hümmət kızı Bayramova özünü görürse, zahmet olmasa xahiş edirik. Bir koşulun, belki adam doğru söylemir. Belki başka şeyler söyler. Üzür istəyirəm. Yani anlayırsınız beni Hamdi Bey. Yani koy o da koşulsun efirə ve fikirlerini səsləndirsin görək. Burada bir həqiqət var mı, yoksa yoktur mu? Neler baş verib? Biz Hamdi Bey sizle yeni əlaqə saxlayacağıq. Nuray'dan bir haber gözlüyürəm ki, Nuray da qoşulsun efirimizə və bu məsələ ilə bağlı bir aydınlıq gətirsin.